Kitabımızın adı Karamazov Kardeşler. Yazar Fyodor Dostoyevski. İkinci cilt. Türkçesi Mustafa Bahar. Yayın evi Kum Saati Yayınları. 6. İddianame ve analizler. İppolit Krılovich iddianameye sinirli bir ürperti içinde, alnıyla şakaklarından ter boşanarak nöbet geçirir gibi bir durumda başladı. Bunları sonradan kendisi söylüyordu. İddianameyi tam bir chefdövra, yani hayatının chefdövörü şaheseri olarak Kov Kuşu'nun son şarkısı sayıyordu. Gerçekten 9 ay sonra veremden giden İppolit Krılovich ölümünden önce kestirebilseydi son şarkısını söyleyen kuyuyla yaptığı benzetme ne kadar haklı olduğunu anlardı. Konuşmasına bütün kalbini, olanca zekasını döktü. Medeni duyguları ve belalı konularda da kişiliğine göre yabancı olmadığını göstermişti fukara. Konuşması bütün gücünü içten oluşundan alıyordu. İppolit Krılovich sanığın suçluğuna yürekten inanmıştı. Görevi icabı değil, işlenen suç için öç alma isteğiyle topluluğu korumak gayesiyle suçlandırmıştı onu. Hatta İppolit Krılovich'e düşmanca duygular besleyen bayanlar çevresinde bile konuşmasının uyandırdığı olağanüstü etki inkar edilemedi. Okumaya çatallı, zaman zaman kopuveren bir sesle başladı. Ama az sonra sesi güçlendi, bütün salonu doldurdu. Bitirdiği zaman neredeyse bayılacaktı. "Sayın jüri üyeleri," diye başladı savcı. "Çok büyük ilgi uyandıran bu davanın bu kadar üstünde durulacak, korkuya kapılacak nesi vardı? Düşünmek gerekir. Özellikle böyle olaylara artık iyice alışmış olan bizim toplumumuz için. Doğrusunu söylemek gerekirse işin en korkunç tarafı da bu. Bu derece uğursuz olayların bile bizim için dehşetini kaybetmiş olması. Falanca filancanın işlediği suçtan korku duymak değil, fakat bütün bunları kanıksamış olmamızın korkusunu duymak zorundayız. Böyle davranışlara, hiç de parlak olmayan bir yarına götüren, bugünün bu çeşit olaylarına karşı ilgisizliğimizin hafiften almamızın sebeplerini nerede aramalı? Sinizmimizde mi? Sinizm, mutluluğun tutku ve ihtiyaçlarından uzaklaşmakla elde edilebileceğini fikrini ilke edinen, töreleri hiçe sayan eski Yunan felsefesinde bir akım. Henüz pek genç olduğu halde hayal kurma gücünü yitirmeye yüz tutmuş toplumumuzda mı? Temellerine kadar sarsılmış ahlak kurallarımızda mı? Yoksa böyle ahlak kurallarına belki de hiç sahip olmayışımızda mı? Ben burada hepsi birdenbire daha acı verici, her biriyle her vatandaşıyla ilgilenmek zorunda olduğu bu sorunların çözümlenmesine kalkışacak değilim. Henüz emekleme çağında sesi pek çekingen çıkan genç basınımızın topluma karşı bazı hizmetlerini belirtmek yerinde olur. Basın bize sadece yeni hükümetin sağladığı imkanlar sayesinde açık olarak görülen duruşma evlerine iletmekle kalmıyor, herkes sınır tanımayan bir başına buyrukluğun, ahlak düşkünlüğünün bütün korkunçluğunu da olanca açıklığıyla basın yoluyla öğreniyor. Gazete sayfalarında her gün okuduklarımız ne? Her an öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bugünkü davamız bile bunların yanında sönükleşiyor. Günlük olaya dönüyor. Fakat en önemli, ağır ceza davalarının gittikçe yayılıp kökleşen toplumsal bir hastalık durumu alması ve baş edilmesi zor bir bela görünümü sunmasıdır. Bir bakarsınız, sosyete çevresinden genç, parlak bir subar hayatının ve kariyerinin ilk adımlarındayken, küçük bir memurla evindeki hizmetçiyi alçakça, sinsice bir amaçla kesiverir. Memur, subayın veli nimeti gibidir. Cinayeti hem borç senedini hem memurun kalan parasını çalmak için işlemiştir. Eğlencelerime, şuna buna para lazım ya. Kılıfını uyduran memur, ikisini kestikten, başlarının altına yastıkları yerleştirdikten sonra bir şey olmamış gibi çıkar gider. Ötede, göğsü nişan dolu genç bin kahraman, tenha bir yolda, tam haydut gibi, amirlerinden birinin ensesine boğazlar. Suç ortaklarını suça kışkırtırırken, kadının onu öz oğlu gibi sevdiğini, yola kadını çıkarken sözüne uyarak hiçbir korunma önlemi almayacağına inandırmıştır. Şüphesiz bu bir canavardır ama onun zamanımızın parmakla gösterilecek tek canavarı olduğunu söylemeye imkan yoktur. Başka biri çıkar cinayet işlememiştir ama o düşünce ve duygularıyla öldürülenlerden hiç aşağı değildir.
içi ötekiler gibi baştan aşağıya namussuzlukla doludur. Belki de vicdanıyla baş başa kalınca namus da neymiş, kan dökülse ne çıkar sanki diye sorar kendi kendine. Belki bana karşı çıkanlar hasta, kuşkulu bir yapıda olduğumu, ölçüsüz iftira ettiğimi, sayıkladığımı, büyüttüğümü söyleyenler çıkacaktır. Öyle olsa keşke. Bu, herkesten önce beni memnun ederdi. İsterseniz inanmayın, hasta sayın beni ama sözlerimi unutmayın. Söylediklerim onda, hatta 20'de bir bile doğru olsa bu kadarı bile korkunçtur. Şu bizde kendilerini vuran gençlere bir bakın. Bunu o yanda ne olacak gibi hamletvari sorulara kapılmadan, böyle konularla hiç ilgilenmeden yaparlar. Sanki ruhumuzla mezar ötesinde bizi bekleyen konuların zerrece ilgisi yoktur. Şu zevk ve eğlence düşkünlüğümüze bir göz atın. Davamızın kara yazılı kahramanı Fedor Pavlovich Karamazov onların yanında yeni doğmuş bebek kadar temiz kalır. Belki bir gün Avrupa düşünürlerinin en sivrilmişleri Rus öncülüğü üzerine incelemelere girişecekler. Değerli bir konudur çünkü. Ama böyle bir inceleme ancak ileride daha uygun, geniş bir zamanda, bugünkü karmaşa durulmaya yüz tutunca olabilecektir. Ben ve benim gibilerden daha büyük kimseler bunu mutlaka bir olgunluk ve tarafsızlık içinde başaracaktır. Şimdi biz ya büyük bir korkuya kapılırız ya da öyle gülümsemeye çalışırız. Oysa ki aslında gördüklerimizden sinsi uyuşukluğumuzu gıdıklayan olağanüstü, ürpertici bir heyecan duyar, zevk alırız. Ya da küçük çocuklar gibi korkunç hayallerden kurtulmak için başımızı yastığın altına sokar, kaybolmasını bekleriz. Sonra yeniden oyuna, eğlenceye dalarak bunları unutuveririz. Ama sonunda biz de aklımızı başımıza toplayarak iç alemimizde sıkı bir sınavlardan geçmeli, toplumsal bünyemizin gerçek durumunu ortaya koymalıyız. Geçen devrin en değerli yazarı, en büyük eserinde Rusya'yı belirsiz bir amaca dolu dizgin koşan yaman bir Troika'ya benzetir. Hey, Troika, kuş Troika, seni kim buldu acaba? Diyerek gurur dolu sevinçli bir heyecanla alabildiğine koşan bir Troika'nın önünde bütün milletlerin saygıyla yol açtığını ekliyor. Pekala efendim, varsın açılıp yol versinler. İster saygılı, ister saygısızca yol versinler. Ama bence dahi sanatçı ya pek temiz, pek safça düşüncelere kapılmıştır ya da sadece sansür korkusundan sözünü böyle bağlamıştır. Çünkü Troika'sına yalnız eserinin kahramanları Soboyakevичler, Nadryovlar ve Çiçikovlar koşulursa öne, arabacı yerini kime oturtulmalı? Böyle hayvanlardan hayır mı beklenir? Hem bunlar eski zaman atları, bugünkülerle boy ölçüşemezler. Siz benimkilere de bakın. İpolit Krilovich'in konuşmasının bu yerine alkışlar duyuldu. Troika benzetmesindeki serbest fikirlilik beğenildi. Yine de topu topu 2-3 alkış kaldı. O kadar ki başkan dinleyicileri salona boşaltmakla korkutmaya bile gerek duymadı. Sadece alkışlayanlardan yana sert sert baktı. Ama bu İpolit Krilovich'i coşturmaya yetti. Şimdiye kadar bir defa olsun alkışlanmamıştı. Yıllardır adamcağıza kulak veren olmamışken şimdi eline bütün memleketle duyulacak bir konuşma yapmak fırsatı geçmişti. Şimdi hiç de hoşlanmayan ünü bütün Rusya'ya yayılan Karamazov ailesine yakından bir bakalım, diye devam etti. Belki biraz büyütüyorum ama bana öyle geliyor ki bu ailede bugünkü aydın topluluğumuzun ortaklaşa sahip olduğu ilkel elemanları bulmak mümkündür. Elemanların hepsi değil de sadece güneşin bir su damlasında yansıması gibi son derece ufak bir örnek görünmektedir. Şu mutsuz, bütün manevi sınırları aşmış, sonunda da en kötü şekilde göçüp gitmiş, sözüm ona aile babasına bakın. Soylu bir kimseydi. Hayata beş parasız bir sığıntı halinde atılmıştı. Umulmadık, hesapla olmayan bir evlilik yapmış, karısının Drahoması, Drahoma, Hristiyan kültüründe gelin tarafından damada verilmesi adet olan mal veya para. Onu ufak da olsa bir servete kavuşturmuştur. Baştan silik bir hilebaz, oldukça zeki bir dal kavuk, yaman da bir faizciydi. Her geçen yıl serveti arttıkça başı biraz daha dikleşti. İçindeki aşağılık duygusuyla dal kavukluk kaybolup sadece alaycı, zararlı bir sinik, korkunç bir şehvet düşkünü kaldı.
Manevi değerleri tamamen yitirmiş, yerini hayata karşı doyurulması çok zor bir tutku almıştı. Sonunda hayatta şehvetin verdiği zevkten başka bir şey göremez oldu. Çocuklarını da bu yolla yetiştirdi. Baba olarak yerine getirilmesinden gerekli saydığı tek bir manevi görevi yoktur. Alay eder bunlarla. Küçük oğullarını evinin arkasında, hizmetkarın avlusunda büyütür. Evin dışına götürdükleri zaman sevinir. Hatta temelli unutur onları. İhtiyar sadece apres moi de loki kuralını tanır. Google'ın ölü canlarından bahsediyor burada. Vatandaşlık hakkı diye bir şey bilmez. Topluma düşmanca bir uzaklıktadır. Dünya batsın, ben rahat edeyim de der. Rahattır da. Bu şekilde 20-30 yıl kadar daha yaşamak istiyor. Öz oğluna annesinden kalma mirası verirken dolandırıyor. Yine ondan, oğlunun elinden sevgilisini alıyor. Yo, sanığın savunmasını yalnız Petersburglu değerli avukatına bırakmak istemem. Gerçeği ben de söyleyeceğim. İhtiyar Karamazov'un oğlunun kalbine akıttığı zehri ben de anlıyorum. Ama talihsiz ihtiyarın yeteri kadar sözünü ettik. Cezasını çekti zaten. Ancak onun bir baba, hem zamanımızın babalarından biri olduğunu unutmayalım. Hatta bugünün babalarının pek çoğundan biri olduğunu söylesem, bilmem toplumu aşağılamış sayılır mıyım? Zamanımızda pek çok baba daha iyi bir eğitim gördükleri için bunun gibi kaba saba konuşmazlar. Ama sonuç bakımından bu büyük fark doğurmaz. Onların da babalık felsefeleri aynıdır. Varsın, ben karamsar görüneyim, olsun. Beni bağışlamanız için baştan sözleştik ya. Şunda tekrar anlaşalım ki siz bana inanmayın, hiç inanmayın. Ben söyleyeyim, siz inanmayın. Ama yine de söyleyeceklerimi tamamlamam için izin verin ve sözlerimin bazılarını hiç unutmayın. Şimdi aile reisi olan ihtiyarların çocuklarına gelelim. Biri önümüzde, sanık sandalyesinde oturuyor. Ona ayrıca geleceğiz. Zaten öbürleri üzerinde de uzun boylu duracak değiliz. Bunlardan biri büyüğü, kusursuz tahsil görmüş, oldukça kuvvetli zeka sahibi bir genç. Ancak daha şimdiden hiçbir şeye inanmıyor. Hayatta tıpkı babası gibi birçok değer hükmünden sıyrılmış, inkarcılığa sapmış. Hepimiz düşüncelerini duyduk. Çevremizce dostça kabul edilmişti. Düşündüklerini saklamıyordu. Hatta tam tersine, dilediği gibi açıklıyordu. Bunun için ben de ona bir özellik tanımadım. Karamazov ailesinin bir mensubu sayarak hakkında oldukça açık konuşmak yürekliliğini göstereceğim. Dün burada şehrin kenar sokaklarının birinde bir kaçık canına kıydı. Bu dava ile yakından ilgili bulunan Fedor Pavlovich'in eski uşağı, belki de gayrimeşru oğlu Semert Yakov'du. İlk soruşturmada bana genç Karamazov, İvan Fedorovich'in onu manen kusursuzca nasıl hırpaladığını ağlayarak anlatmıştı. Dediklerine göre her şey, yani dünyada ne istersen her şeyi yapabilirmişsin. Hiçbir şey yasak olmamalıymış bundan sonra. Hep bunları öğrettiler bana, İvan Fedorovich, diyordu. Galiba zavallının aklını iyice oynatmasını ona telkin edilen bu test sebep olmuştu. Şüphesiz sarasıyla evlerinde patlak veren korkunç yıkımda etkisi vardı. Ama bu kaçığın ağzından ondan çok daha akıllı bir adama yakışan, dikkate değer bir söz çıkmıştı. Zaten bu yüzden andım onu. Dedi ki, Fedor Pavlovich'e ahlak bakımından en çok oğlu Ivan Fedorovich benzer. Başladığım kişilik analizime devam etmeyi kabalık saydığım için burada kesiyorum. İleriye ait bir takım sonuçlar çıkararak genç bir hayatın yarını için baykuşça kehanetlerde bulunmak istemem. Daha demin burada, bu salonda, bu gencin kalbinde gerçeğe bağlılığının ölmediğini, imansızlığın dimağda doğmadan çok miras olarak geçmiş bir sinizm aile bağlarını yıkmadığını gördük. Bir oğul daha var, henüz körpecik, dindar, alçak gönüllü bir delikanlı. Büyük kardeşinin hayatı karamsar görmesinin, zararlı düşüncelerinin tersine, halkçılık ilkelerine ya da bazı düşünür çevrelerindeki teorisyenlerin bu tumturaklı adı verdikleri şeye sığınmak istiyor. Bu gencin sığınması manastır, çocuk neredeyse rahip olacak. Görüşüme göre onda henüz pek erken ve adeta şuur dışı ürkek bir umutsuzluk gelişmektedir. Bu çeşit umutsuzluğa mutsuz toplumumuz kişilerinin çoğunda rastlamak mümkündür. Ahlak bozucu bir sinizm etkilerinden ürkerek ve yanlış düşünceyle bütün suçu Avrupa uygarlığına yükleyerek ana yurda sığınırlar. Tıpkı hayaletlerden korkan çocukların ana kucağına atıldığı gibi. Toprak ananın kuru göğsünde
Rahat rahat uykuya dalmak, hatta korktuklarını bir daha görmemek için ömürlerinin sonuna kadar hep böylece kalmak isterler. Ben kendi adıma bu iyi kalpli, yetenekli gence en iyi dileklerimi sunarım. İnşallah genç ruhunun halkçı ilkelere doğru götürüşü, zamanla çoğunda olduğu gibi manevi yönden karamsar bir mistiklik, vatandaşlığı bakımından da anlamsız bir şövenlik halini almaz. Çünkü bunların ikisi de millet için Avrupa kültürünü yalan yanlış anlayarak bu kültürü boşuna sahip olmuş, büyük kardeşin içini kemiren kötülüklerden çok daha korkunç sonuçlar doğurabilir. Şövenlikle mistiklik de birkaç alkış topladı. İpolit Kralovich'in coştuğu belliydi. Yoksa bütün bunları görülen dava ile pek ilgisi yoktu. Üstelik hayli karışık konulardı. Ne çare ki bu veremli, öfkeli adam ömründe ilk olarak eline geçen içini dökme fırsatını kaçıramazdı. Sonraları anlattıklarına göre savcı, Ivan Fedorovich'in kişiliğini çizerken hiç de insaflı davranmamıştı. Buna, karşılaştıkları bazı toplantılarda tartışmalarda, Ivan Fedorovich'in onu mat etmesini, İpolit Kralovich'in de yenilgiyi unutmayarak öç isteğini sebep gösterenler vardı. Bunun ne derece doğru olduğunu bilmiyorum. Ne olursa olsun bu bir başlangıçtı. Sonradan savcı daha toplu, konuyla daha ilgili konuşmaya başladı. Bu zamane babasının üçüncü oğluna geçelim. İşte karşımızda, sanık sandalyesinde oturuyor. Hayatı, yaptıkları bütün becerileri önümüzde. Zamanı geldi. Hepsi bir bir ortaya serildi. Bu, öbür iki kardeşin tersine ne Avrupa düşkünü ne aşırı halkçıdır. O, Rusya'yı olduğu gibi doğal halinde temsil ediyor. Rusya'nın bütününü değil, büyük kütlenin böyle olmasından Tanrı bizi korusun. Yine de anamız Rusyayeşka'nın kendine özgü kokusunu hemen sezinlemek mümkündür. Evet, biz kendimize benzeriz. Biz iyilikle kötülüğün eşi bulunmaz bir alaşımıyız. Biz kültürden, Şiller'den yanayız. Ama meyhanelerde cıngarlı içki alemleri yapıp sarhoş arkadaşlarımızın sakallarına dalmaktan da geri durmayız. Bizim de iyiliğin, güzelliğin tutkusuna kapıldığımız olur. Ama bu ancak her işimiz yolunda, düzeninde gittiği zaman özgürdür. En yüce ülkeler uğruna kendimizi harcamaya hazırız. Evet, harcamaya. Yalnız bunların elimize kolay bir şekilde gökten zembille iner gibi geçmesi şarttır. Bedavadan, büsbütün, karşılıksız olarak. Vermeyi zerre kadar sevmezsek de almaya ne olursa olsun bayılırız. Bize dünyanın çeşitli nimetlerini sunun. Sürekli nabzımıza göre şerbet verin. O zaman biz de size ne kadar iyi olabildiğimizi gösteririz. Aç gözlü değiliz ya, yine de paraya karşı istekliyiz. Hem çok, alabildiğine çok para olsun. Bu kadar paramız olunca nasıl eli bol olduğumuzu, bayağı madeni nasıl değersiz görerek eğlence aleminin bir gecesinde altından girip üstünden çıktığımızı göreceksiniz. Para veren olmazsa, İstedikten sonra bulmasını bildiğimizi de gösteririz. Ama bundan daha sonra söz açacağız. Sırayı bozmayalım. Şimdi o zavallı, yüzüstü bırakılmış, biraz önce bir vatandaşımızın deyişiyle arka avludaki papuçsuz çocuğa dönelim. Tekrar ediyorum. Sanığın savunmasında da beni en önde götüreceksiniz. Ben hem savcıyım hem avukat. Biz de çocukluğun, aile yuvasının insan yapısında yarattığı etkileri değerlendirebiliriz. Aradan zaman geçiyor, çocuk delikanlı, genç erkek subay oluyor. Yaptığı taşkınlıklar duello yüzünden koca Rusya'mızın sınırında en ıssız köşelerinden birine gönderiliyor. O da görevine devam ederken eğlenceye dalıyor. Yaşadığı hayata para dayandırmak mümkün değildir. Babasıyla hayli çekiştikten sonra 6000'de uzlaşı veriyorlar. Son 6000 olması şartıyla para gönderiliyor. Şuna da dikkat çekerim. Sanık bir senet veriyor ve yazdığı bir mektupta geri kalan paradan vazgeçerek babasıyla miras davasının bu 6000 ile halledildiğini bildiriyor. Bulunduğu yerde kişiliği sağlam ve kültürü yüksek bir genç kızla karşılaşıyor. Bu konuya ait ayrıntılara yeniden girmeye çekiniyorum. Az önce hepimizin gözleri önüne bir şeref ve özveri tablosu serildi. Düşüncesiz, eğlence düşkünü bir gencin, gerçek, yüksek bir ruhun önünde eğilmesi bize son derece sevimli göründü. Ama hemen ardından aynı duruşma salonunda hiç beklemezken bir de madalyonun ters tarafını gördük. Yine de bunun neden böyle olduğu üzerinde tahminlerde bulunmak için cesaretim yok.
Tahlillerden de kaçınacağım. Ama böyle olması için elbette sebepler vardır. Nişanlısı ne zamandır içinde sakladığı isyan gözyaşlarıyla kendisinin belki de ihtiyatsız, taşkın ama iyilikçi, soylu davranışı için herkesten önce onu, bu gencin aşağıladığını söylüyor. Herkesten önce nişanlısının yüzünde alaylı bir gülümseme görmüş. Oysa ki genç kız böyle bir küçümsemenin yalnız onda gelmesine dayanamazdı. Sanık, nişanlısının aldatmaya varana kadar her şeye dayanacağından emin olduğu için aldatmıştı onu. Genç kız bunu bile bile ona 3000 ruble teklif ediyor. Parayı verirken de bunu kendisine aldatması için verdiğini apaçık belli ediyor. Ayıplayan, deneyici bakışı sessizce, "Bakalım bunu kabul edecek kadar utanmaz mısın?" diyor ona. Erkek yüzüne bakıyor, düşüncelerini huzurunuzda da açıkladığı gibi bir bir anladığı halde verilen 3000'i kabulleniyor ve yeni sevgilisiyle 2 günde altından girip üstünden çıkıyor. Neye inanacağız şimdi? İlk masala, varını yoğunu başkasına harcayarak erdem önünde eğilen bir soylu davranışa mı, yoksa madalyonun son derece iğrenç olan tersine mi? Hayatta gerçek hep iki çelişmenin ara yerindedir. Ama bu sefer hiç de öyle değil. İhtimal birinci defa içten bir yücelikle davranan, ikincisinde de aynı derecede içtenlikle alçalmıştı. Sebep? Buna sadece tabiatındaki Karamazovlara özgü sınırsızlığı sebep saymak gerekir. Buna getiriyorum zaten. Bu tip insanların içinde her türlü çelişme yer bulabilir. Bir anda üstteki en yüce ülkeler sonsuzluğuyla dipteki en adi, çirkef dolu uçurumu seyredebilirler. Karamazov ailesini yakından inceleyen genç müşahit Bay Rakitin'in demin açıkladığı parlak düşünceyi hatırlatalım. Bu çeşit dizginsiz, alabildiğine taşkın tabiatlar için düşmenin alçaklığı en yüksek soyluluk duyguları kadar şiddetli ihtiyaçtır. Evet doğru. Onlar bu anormal karışıma aralıksız ihtiyaç duyarlar. Evet efendim. Aynı anda iki çelişme göklerin enginliği ve çirkef uçurumu. Bunlar olmayınca mutlu değiliz. Yaşamımızın tadı yok. Genişiz, ana yurdumuz, koca Rusya'mız gibi genişiz. İçimizde her şeyi sindirir, her şeyi barındırırız. Sayın jüri üyeleri, söz 3000 rubleye gelmişken burada izninizle konunun biraz ilerisine geçeceğim. Düşününüz, bu adam parayı bu derece kepaze bir şekilde ele geçirdikten sonra hemen o gün sözde kendinde yarısını ayırabilecek güç buluyor. Bezden bir kese dikiyor, çeşitli istek ve ihtiyaçlarına rağmen dokunmadan boynunda taşıyacak kadar irade gösterebiliyor. Ne meyhanelerde içki alemlerinde ne rakibi olan babasından sevgilisini kaçırmak için gerekli parayı arayıp şehirde kim bilir nerelere, kimlere başvururken boynundaki keseciye el sürmemiş. Oysa ki sevgilisini bu kadar kıskandığı ihtiyardan kaçırmak için keseciğini açmalıydı. Evde yavuklusuna bekçilik edip seninim demesini beklemeli, sonra bu uğursuz havadan sıyrılıp kaçırmalıydı onu. Ama öyle olmadı. Tılsımına dokunmadı, kılıfı da neydi? Demin söylediğimiz gibi ona seninim, istediğin yere götür beni diyecekleri zaman elinde bunu yapacak imkanı olmalıydı. Ayrıca bunu bastıran sanığın deyişiyle öbürünün yanında hiç kalan bir bahanesi daha var. Bu parayı üzerinde taşıdıkça alçağım ama hırsız değilim diyor. Çünkü her an aşağılandığım nişanlıma giderek hileyle kendime yamadığım paranın kalan kısmını önüne bırakıp "Bak, paranın yarısını yedim, iradesiz, ahlaksız hatta istersen alçağın biriyim. Alçak ama hırsız değilim. Olsaydım kalan parayı da ilk yarısı gibi cebime atar gitmez miydim?" diyebilirdim. Ne garip bir açıklama. Ruh bakımından son derece zayıf olan bu adam 3000'in çekiciliği karşısında bunca kepazeliği kabullenmeye razıydı da bir yandan da binleri hiç dokunmadan boynunda taşıyacak bir irade gösteriyor. Analiz etmeye çalıştığımız kişiliğe uygun mu bu? Kesinlikle değil. İzninizle size böyle bir halde parayı gerçekten keseciye dikmeye karar veren gerçek Dimitri Karamazov'un nasıl davranacağını söyleyeyim. Bu paraya istek duyduğu ilk anda, mesela paranın ilk yarısını birlikte yediği yeni sevgilisinin gönlünü yapmak için keseciyi hemen sökecek, içinde ilk defa diyelim ki 100 ruble kadar alacaktı. Çünkü 3000'in tas tamam yarısını gizlenerek göstermek şart değildi. 1400 de olabilirdi. Bununla da 1400 ruble getirdim.
Alçaldım ama hırsız değilim denebilirdi. Bir süre sonra keseciye yeniden el atacaktı. İkinci yüzlüğü çekecekti. Ardından üçüncüyü, dördüncüyü. Ayı bitirmeden sonuncu yüzlükten öncekini çekecekti. 100. 100 ruble de götürsem aynı kapıyı açar. Alçağım ama hırsız değilim. 29 yüzlüğü üfürdümse de birini geri getirdim. Ama o sondan öncekini de tüketince kalan yüzlüğe bir bakacak. Şunca az götürmeye değer mi ki? Hadi ona da gereğine bakalım diyecekti. Bizim bildiğimiz gerçek Karamazov böyle davranırdı. Kesecik masalı da gerçeği o kadar aykırı ki kıyrıklı yalanın bundan sunturlusu olamaz. Akla sığacak gibi değil bu. Ama buna döneceğiz daha. Savcı ilk soruşturmanın mal yüzünden tartışmalarını, baba oğul aile ilişkilerine ait bilgileri sıraladı. Bütün bunlardan miras bölüşmesinde kimden kime hak geçtiğini belirlemeye imkan olmadığı sonucuna vardı. Sözü 3000 rublenin Mitya'nın kafasında bir sabit fikir halini alıp almadığını belirlemek için yapılan tıbbi muayeneye getirdi.